için. Sadece vurma! Vurma! Vurma lan! Hoş geldiniz küçük hanım. Bak Bitnaz, vurma! Alayım! Yo yo, ben hazırlamak istiyorum. Annemler yok mu? Defileden dönmediler, neredeyse gelirler. Hatice teyze burada. Selam. Yetmez mi artık? Hatice teyze, bu koca karı ilaçlarının... Koca karı ilaçları değil doktor hanım. Bunlar halk her ilaçları. Neyse. Bir faydası oluyor mu? Herhalde oyun oynamıyoruz burada. Aman aman, cevabın da hemen hazırdır. Biliyor musunuz? Bugünkü orucumu hiç bozmadım. Bununla tam 5 orucum oluyor. Önümüzdeki sene kararlıyım. Ramazan'ın tamamını tutacağım. Sekreterler ne zaman beklemekten usanır oldular ha? Hadi oradan hala, patronum burada sökmez. Hemen geliyorum. Ondan sonra dönüp bana affedersiniz hanımefendi, ben sizi annesi zannetmiştim demesin mi? De olduğu gibi boca ettim başına. Sonra bir kahkaha herkes yerlerde. Görecektin şekerim, o kadar komiktik ya. Merhaba kızlar. İyi ki çabuk geldin yani. Hemen tantanaya başlamayın. İntikamımız korkunç olacak. Göreceğiz. Nasıl intikam alacaksınız merak ediyorum. Paraları hazırladınız mı? Asıl sen hazırladın. Tabii. Nasılsın anneanne? İyiyim yavrum. Biliyor musun? Koca karı ilaçları yarıyor. Şimdi daha iyisin değil mi? Niye daldın? Ne düşünüyorsun? Dolap. Dolap mı? Aç onu. Burayı mı? Yanındakini. Al o çıkını. Bunu mu? Evet. Hı.
Nasıl? Yakıştı mı? Çok güzelleşti. Aman anneanne. Kutuyu aç. Diğerlerini de al. Hepsi sizin. Füsun'la senin. Anlamadım. Dünya hali. Bir gün lazım olur. 5 altını da Hatice Hanım'a ver. Ben verdim mi almaz. Anneanne. Neden ağladın? Bilmiyorum. Öleceğimi hissettin de onun için. Ama her can ölümü mutlaka tadacaktır. Bunu unutma. Anneanne, böyle konuşma. Ben senden nasıl ayrılırım? Yavrum. Allah seni arındırsın yavrum. Annem nasıl? İyi yaşıyor. İnsan bir uğrar, gitti gidecek kadın. 3 kart. Aman, haftada bir uğruyoruz işte, yeter. Füsun dönüyor. Temelli mi? Evet. Bizim kız sevinecek. Hadi hayat. 3 kart. Ya siz? 3 kart. Şeytanınız bol olsun hanımlar. Hoşça kal hayatım. Geç kalma sakın. Toplantıya bağlı onuşum. Hep böyle şık mı gezersiniz Faruk Bey? Sağ olun. Yarınki makalenizi yazmak için ilham verecek birini bulmaya gidiyor olmayasınız. Hoşça kal. Evet. Res, hadi. Topografik olarak üst taraf. Omuz, kol, dirsek, ön kol, bilek ve el parçalarına ayrılır. Bunların ön ve arka bölgeleri de vardır. Diseksiyon bölümünde ise dirseğin üst kısmı kola, alt kısmı ön kola sokulur. Deltoidin alt ucu hizasından, dirsek büklümü üzerinden olmak üzere biri yukarıda, öbürü aşağıda, 2 enine şak vardır. Ne yalan söyleyeyim, dirilecek diye ödüm koptu. Saçmalama, o basit bir et yiyorsun artık. Bizim gibi. Filozofluğun tutmasın gene. Bunun filozoflukla alakası yok ki. Madem ki yok olup gideceğiz, et yılından farkımız ne? Farkımız, fiyatımız. Sen de mi enflasyona uğradın? Serpil, hiç ölümü düşündün mü? Hayır, neden düşüneceğim? Al bir filozof daha. Düşünsene, ölümü düşün. Ölüm. Ölüm. Özür dilerim. İmam filozof. O masanın 7.000 lira. Hey, bırak hizmetimiz. Tamamdır. Sağ ol abi. İnceliği de elden bırakmıyor. Hey çocuklar, orta köye gelen var mı? Sanki Dünya Kupası finali be! Hadi ver, bana ver! Ver şu pası!
sana be oğlum, hadi al şu topu ayağına oyna dur şimdi. Evet. Hadi oğlum hadi. Serpil, ne düşünüyorsun? Anneannemin. Sırası mı şimdi? Selçuk, onda beni hayata bağlayan bir şey var. O gidince sanki... Aman sen de. Selçuk! Hey çocuklar, toparlanın. Bize gidiyoruz. Çok iyi be! Hadi gidiyoruz. Yaşlanmış hissettim. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Zaman korkunç bir hızla gelip geçti önümden. Göz açıp kapayıncaya kadar. Sonra kendi ölümümü düşündüm. Yapayalnız kaldığımı hissettim. Hala yaşıyorum aynı yalnızlığı. Sanki koca yeryüzünde, çöl ortasında yapayalnız bir ben varım. Sanki uzaydan geldim ve gene uzaya gidecekmişim gibi. Her şey öyle yabancılaştı ki, garip bir duygu. Bu ev, bu eşyalar,
Annem, babam, hepsi yabancı bana. Anneanne, ölme ne olur. Yalvarırım, bırakma beni. Ne olur. Bilek dökümü hizasından enine bir şak, son dört parmağın bitişik nihayetleri hizasından enine bir şak daha, üçüncü parmak arası hizasından bilek çizgisi ortasına dikey bir şak. Evet, bilek çizgisi ortasından baş parmak ucuna bir şak, parmakların ortasından dikine şaklar. Evet, anlaşıldı mı çocuklar? İnsan ölümden neden korkar biliyor musun? Ölünce ebediyen yok olacağını sanır. Oysa içinde sonsuzluk duygusu vardır. Yok olmayı kabullenemez. Ölüm güzeldir Serpil. Bazı insanlar için ölüm sevgiliye kavuşma anıdır. Ve onlar gönüllerinde aşkın sıcaklığını daima hissederler. Aşk mı? Aşk. Her şey onunla öyle güzel, her şey onunla öyle anlamlı ki. Tabii kutsal aşktan söz ediyorum. Ve kutsal aşka götüren bütün sevgilerden. Merhaba Serpil. Merhaba Gülser. Merhaba Salih. Merhaba, ben de sana gelecektim. Sahi, düğününüz ne zaman? Artık karar verdiniz mi? Henüz değil. Şu okul... Canın sıkkın. Hoca sınıfa almadı. Gene mi? Şu başörtüsü meselesi mi? Başka ne olabilir ki? Hoşçakal anne. Kusura bakma. Seni bırakıp gitmezdik ama biliyorsun çok önemli. Gelmemeye kararlı mısın? Şu sıralar kitaba fazla mı daldın ne? Dikkat et. Kafayı üşütmeyesin. İnsan eğlenmesini de bilmeli Serpil. Lütfen. Peki, peki. Hadi hoşça kal. İnsan ne garip. Her şeyin kendi elinde olduğunu, hayatın hiç bitmeyeceğini zanneder. Oysa her şey ölümle sona erer. Bitmeyeni, ölmeyeni bulmak varken şu geçici hayata mahkum olmak ne gaf. İnsan yücedir. Onu bekleyen yücelikler vardır. Yaratılmışların en şereflisidir. Evrenin efendisidir. Annem korkutuyor beni. Nedenmiş o? Bu kızı da kendisine benzetecek. Sıkıştırma. Bırak istediği gibi yaşasın. Hem kitap okuyor fena mı? Aldığı kitaplara dikkat etmiyorsun ama. Hep ölüm üzerine. Kumar oynamaktan iyidir. Saçmalama gene. Ben de ağzımı açarsam şimdi kötü olur. Lütfen. Halen yaşayan ve var olan Batı medeniyetidir. İstemesek de vardır. Bugün Batı medeniyetinin simgesi de Amerika'dır, Avrupa toplumudur. Bundan istifade etmek varken karşı gelmek mi? İlle de köhnemiş Doğu medeniyetlerini diriltme çabaları niye? Üstadım, bugünkü yazınızı dikkatli okumuş muyum? Şimdiki gençler anlamıyor. Üstadım, sizinle tartışamam ama izninizle Amerika'ya ayet ederken fazla mı kişiliksiz kalıyoruz ne? Dostum, kişilik önce çıkarla şekillenir. Bir tüccar olarak bunu inkar edemezsiniz. Ticarette tabii ki öyle. Ama biz ticaret konuşmuyoruz ki. Oo, sıktınız. Vatanı kurtarmak size mi kaldı canım? Hadi Şeref Bey. Ay.
alanınıza inmek üzeredir. Anneciğim. Canım. Seni o kadar özledim ki. Kusura bakma, geç kaldım biraz. Ama trafik bir alem. Anneannemi ölmeden önce bir görebilseydim. İyice yaşlanmıştı artık kızım. Biraz çekti ama sonunda kurtuldu. Biz asıl bu aralar Serpil'den korkuyoruz. Neden? Bilirsin. Anneanne küçüklüğünden beri onu kendine benzetmek için can atar. Serpil'i tanırım. Akıllı kızdır. Öyle ama son zamanlarda üzerine bir gariplik çöktü. Habire ölümü düşünüyor. Ölümle ilgili kitaplar okuyormuş hep. Aman anne, teyzem abartıyor. Serpil anneannemi ne kadar severdi bilirsin. Onun ölümünden etkilenmiştir, geçer. Halde cenazeye gelemedim. Serpil odasında mı? Orada. Merhaba Serpil. Ağlama canım. Sakin ol. Hepimiz bir gün öleceğiz. Öyle değil mi? Sakin ol. Ağlama. Mükemmel bir kadındı. Bizi düşünmesi ne incelik. Ölmeden önce ne dedi biliyor musun? Her can mutlaka ölümü tadacaktır. Bunu unutma. Ölüm müthiş bir şey. Düşünebiliyor musun Füsun? O yürüyen, konuşan, kahkaha atan insan birden hareketsiz kalıyor. Çıkan neyse öylece kas katı kesiliyor ve artık ne konuşabiliyor ne gülebiliyor. Oysa aynı göz, aynı yüz, aynı el, öyle değil mi? Oh. Demek bu altınları bana bıraktı ha? O da gitti işte. Fani dünya bu.
Çok iyi insandı. Çok. Rahmetli, kul hakkına ne kadar da dikkat ederdi. Hatice teyze, insan neden ölür? Ölüm korkunç bir şey. Korkunç olan ölüm değil, ölüme hazırlıksız olmak. Anneannen için ne üzülüyorsun? Bismillah. Al kızım. Al çocuğum. Al yavrum. Al canım. Al. O mutlu. Sen kendini düşün. Allah ne derse o olur. Hatice teyze, nereden alıyorsun bu ilaçları? Evet, Hatice teyze ilaç için gerekli bütün otlarını buradan alır. Ama sizin istediğiniz bilgileri ancak babam verebilir, o da hasta. Sonra bu işlerin şarlatanları türedi, dikkat etmek gerekir. Başka bilen yok mu? Eskilerden Murtaza Efendi var. O bu konuda otoritelerden biridir. Giderseniz sizinle görüşür. Ben size adresini yazayım. Tahmin ettiğim gibi, korkulacak bir şey yok. İlaçlarım muntazam olarak alın. 15 gün sonra bekliyorum. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sırada kim var? Benim efendim. Buyurun. Doktor bey, bu bayan sizinle özel olarak görüşmek istiyor. Bakınız evladım, bir tıp öğrencisi olarak öncelikle şunu bilmelisiniz. Hastalıkla şifa arasında gizli bir bağ mevcuttur. Bu bağın esası maddi değil, manevidir. Onun var olduğuna inanmadan hiçbir meseleyi çözemez, sentetik ilaçlarla halk ilaçlarının farkını sezemezsiniz. Nasıl bir bağ efendim? Şöyle, Allah her şeyi bir kanun, bir hesap, bir ölçü içerisinde yaratmıştır. İnsanoğlu bu kanunları bozmaya kalkıştı mı, hastalık dediğimiz bozukluklar ortaya çıkar. Yani tabiat kanunu dedikleri şey, bunlarla oynamaya gelmez. Selamünaleyküm. Aleykümselam evlat, gel seni bir meslektaşınla tanıştırayım. Yeğenim Salih, o da senin gibi tıp fakültesinde okuyor. Amcam bir deryadır. Nasıl keşfettin? Arayan bulur efendim. İyi de halk ilaçları da nereden çıktı? Hiç, merak. Yaman kızsın. Nişanlın nasıl? Hala karar veremedi, üzülüyor. Neye karar veremedi? Okulu mu bıraksın yoksa başını mı açsın? Biliyorsun, başörtülü almıyorlar. İyi ama bir başörtüsü yüzünden okul bırakılır mı? Benden evet ya da hayır cevabı beklemeyin. Her şey burada başlar, burada biter. Gülsen feraset sahibi bir kız. Kararı kendi vermeli. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Mesele sadece bir bez parçasını takıp çıkarma meselesi değildir. Kafayı taktı ölüme. Bir saplantıya dönüşür diye korkuyorum. Sonra da Allah göstermesin. Teyze, her şeyi ne kadar abartıyorsun. Serpil düşünen, sancı çeken bir beyin. Hayatı sorguluyor. Gençlik heyecanını da düşün. Fazla üzerine gitmeseniz iyi olur. Ama hayatım, geçenlerde okuduğu ölümle ilgili kitaplarda bir sürü ayet, hadis var. Geldi galiba. Paris'i özledim. Bu yaz yine gideriz, kaygılanma.
Önce okul. Ya sen şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Önce güzel bir iş tabii. Annem Faruk Bey'le görüşmüş. Hani şu meşhur baş yazar. Sonra da... Evet. Savaşa gireceğim. Anlamadım. Anlatayım. Bak canım. Anneanneyle ölümle uğraşacak zamanımız yok. Anneanne bir sembol, bir örnek. Bizim geleceğimiz de birer anneannedir. Perişanlıktır. Yaşadığımız hayat hayat değil. Biz kadınlar birer kuklayız. Sen değişmişsin. Elbette değiştim. Kişiliğimi kazandım. Kendimi buldum. Kadınlığına razı değil gibisin. Kadınlığıma değil. Onun içine sokulduğu tuzaklara karşıyım. Bunun için derneğimizi de kuruyoruz. Ne derneği? Özgür Kadınlar Derneği. Sürüyle kadın derneği var. Bu onların sahteliğini ortaya çıkaracak. Kadını silkeleyecek. Kişiliğini hatırlatacak. Senin anlayacağın batıdaki yaygın adıyla bir çeşit feminist kulüp. Demek kafanın içinde bunlar var. Tabii var ya. Senin de olmalı. Beni karıştırma. Niye? Hoşlanmıyorum. Bana kof çabalar gibi geliyor. Arasını açmadığınız bir erkeklerle kadınlar kalmıştı. Saçmalama. Sen de beni anlamazsan derdimi kime anlatacağım? Hizmetçi Fitnat'a mı? Hay Allah. Dediğim bir şey var, mükemmel olan, ölümsüz olan. Anneannemin ölümü seni çok etkilemiş. Bilemiyorum. Zaman akıp gidiyor ve biz bir şey yapamıyoruz Füsun. Korkunç bir şey. Biri ölüme doğru itiyor bizi. Füsun. Her şey o kadar iğreti, o kadar başkasının ki bazen kendime bile hakim değilmişim gibi geliyor. Ben kimim söyler misin? Bu el, bu yüz, bu beden, bunlar benim mi? Şunu Allah'a inanmaya başlıyorum desene. Yakında takunya giyer, namaza da başlarsan şaşma. Dikkat et mavi kanatlı serçe. Bu iyi gidiş değil. Basit bir ölümü, bir doğa olayını abartıyorsun, hepsi bu. Unutma ki anneannemi ben de çok severdim. Sandalyeyi şöyle alayım. Hadi oturun çocuklar. Gel gel yanıma gel. Ne var ne yok? Çok güzel. Nereye böyle bakalım ha? Nereye gidiyordunuz? Tantana. Akşama da diskodayız. Niye anlamak istemiyorsunuz? Feminist kulüp diyorum. Feminist. Ya sizler dalga geçin bakalım. Artık dünya bilinçleniyor. Artık kadınlar da haklarını arayacak. Erkek milleti kaba kuvvetiyle onu ezemeyecek. Yarın Faruk Bey'le görüşeceğim. Basın arkamızda sayın. Çocuklar, kadınların bizi ezmesi daha zevklidir ha. Siz uyuyun bakalım aptallar. Arkadaşlar yavaş ol. Füsun haklı.
Ben kadınların onurlu savaşına hak veriyorum. Hadi orada sömürünün uşakları. Hey çocuklar, füsunun ve feminizmin şerefine. Aa, bir de sömürünün. Şeref. Ay şeref, hadi sana. Unutma, rapor gizli. Bomba gibi patlamalı. Ha, İzak Bey'e de söyle, sakın endişe etmesin. Tabii canım, tabii. Ben yaş tahtaya basar mıyım hiç? Yarın akşam mı? Yarın akşam, ha maalesef yarın akşam önemli bir toplantım var. Lions Club. Hilton'la. Hı-hı. Öyle. Hadi selam söyle. Evet Füsun Hanım, Özgür Kadınlar Derneği güzel bir isim. Elimden geleni yapacağıma emin olun. Sizin gibi gayretli gençliğin ben daima yanındayım. Gerek yazılarımla, gerek itibarımla, gerekse çevremle. Salon işini hallederiz, orası kolay. Şimdi halkla ilişkiler uzmanlığıydı değil mi? Hmm. Profesör Doktor Çetin Kartal'ı tanırsınız. Ünlü bir psikiyatristtir. Benim de iyi dostumdur. Eminim sizin gibi birini bulduğuna sevinecektir. Bir arayayım. Gelmemekte kararlı mısın? Evet, dostlarıma söz verdim, gitmem lazım. Kim bu dostlar, merak ettim doğrusu. Hoşça kal, sonra güle güle. Allah sevgisi kuvvetlendiği zaman insan acı, elem ve kederini de sever. Acıyı duyurmayacak bir sevinç meydana getirir. Gazali burada büyük bir hakikati belirtiyor çocuklar. Sevgi hayatın özüdür. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Kimi Allah'a bilemen hamide? Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Arkadaşlar okul önünde açlık grevine gidelim diyorlar. Bazıları da kalabalık bir grupla önce YÖK başkanını sonra başbakanı ziyaret edelim. Çaresiz kalırsak bunu düşünürüz fikrinde. Peki sen ne düşünüyorsun? Açlık grevi kafama takılıyor. Sen ne dersin Serpil? Serpil! Çocuklar, bana namazı öğretir misiniz? Değil mi koca başınla? Bağırma, Serpil evde olmalı. Bağırırım, o da duysun ne mal olduğunu.
Yavaş dedim, sonra tartışırız. Gösterin ben o şıllığa, işten atacaksın onu. Seval! Serpil, Serpil! Senin niyetin ne? Herhalde ona da anlatmayacaksın değil mi? Bırak kolumu, anlatacağım işte! Serpil! Serpil! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Şu hale bak! Sar şunu başından Allah'ın belası! Kim getirdi seni bu hale ha? El alem görse ne der? Kaçıncı asırda yaşıyorsun sen? Allah'ın cezası! Ne biçim kızsın sen? Bu kitaplar, bunlar seni bu hale getirdi zaten! Lanet olsun! Allah kahretsin! Nedir sizden çektiğim, bir tarafta kız, bir tarafta sen? Ne oldu, ne var gene? Ne olacak? Namaza başlamış aptal! Namaz mı? Uttum artık sizden! Baba! Durup dururken namaz kılmak da nereden çıktı Allah aşkına? Hiç! İstedim o kadar! Baba! Öğrenmek için de olsa, tek başıma burada secdeye vardığımda öyle tatlı duygular sardı ki içimi! Müthiş bir şey! Müthiş baba! Baba, Allah var! Beni anlıyor musun? Allah var ve beni seviyor! Tabii var yavrum! Beni seviyor! Çünkü ben onu seviyorum! Var yavrum! Hadi biraz dinle! Sonra konuşuruz! Kendine gelmeye çalış! Baba, ben kendimdeyim! Asıl şimdi kendimdeyim ben! Baba, Allah var! Bütün hücrelerimde, bütün damarlarımda zangır zangır hissediyorum bunu! Baba! Bugün Kadir gecesi! Hadi ya, dinlen biraz! Hadi canım! Kahvaltıya gelmeyecek misin? Anne, ben oruçluyum. Göğüs omurları, kaburgalar ve sternum hepsi birden göğüs kafesini yaparlar. Dış görünüşü şöyledir. Göğüs kafesi tabanı aşağıda, önden arkaya doğru biraz basık bir koni şeklindedir. Ön, arka, iki yan yüzlerle bir taban ve bir de tepesi vardır. Göğüs kafesinin tabanı, önden arkaya doğru hançersi bir çıkıntı teşkil eder. Elinden gelse parçalayacaktı. Annem bu benim. Sanırım senin iyiliğini düşünmüştür. Öyle kavram kargaşasına girdik ki artık iyilikler iyilikler adına engellenir oldu. Füsun ne diyor? Teyzenin kızıydı değil mi? Evet, ona bahsetmedim. Onun işi gücü dernek, tutturdu bir feminist kulüp. Namaza başlamak istediğimi duysa herhalde dilini yutar. Serpil, bugün Arefe. Gülsen'le buluşup kabristana gideceğiz. Gelir misin? Çok güzel. Anneannemi de ziyaret ederiz.
Merhaba. Merhaba. Merhaba Serpil, merhaba Salih. Merhaba Selçuk. Ne böyle fıs fıs? Hiç, anneannemi konuşuyorduk. Mezarına gidecektik, sen de gelir misin? Mezar mı? Ben çok isterdim ama bir işim var. Neyse kusura bakmayın, sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Biliyor musun Serpil, zaman zaman ne istemişimdir? Bir çukur kazmak şu mezarlıklar arasında. Ve her hafta gelip bir müddet o çukurda yatmak. Ölümü yaşamak. Ve bütün insanların kulaklarını yırtarcasına haykırmak. Ey insan! Ey dünya! Ey içimizde putlaştırdığımız para! Ey önünde ömrümüzü süründürdüğümüz kadın! İçkiler! Ey kadehler, ey kahkahalar! Lütfen sus! Mutlu musun? Bir yanımla evet. Müthiş bir coşku ve sevinç var içinde. Sanki yıllardır aradığım gizli bir hazineyi ama benim olan bir hazineyi bulmuş gibiyim. Ancak öbür yanımla da hala seni eski yaşantına, alışkanlıklarına çeken bir güç var. Cesaretini kıran, bir takım korkulara düşüren. İşte asıl sır. İnsanın en büyük düşmanı yine kendisi. Asıl kendimizi yenebiliyor muyuz? Kendi kendisiyle nasıl savaşır insan? Yaşayarak. Neyi? Küçük hanım. Merhaba Fitna. Suratınız sapsarı kesilmiş küçük hanım, hasta mısınız? Yok, bir şeyim yok. Bir kahve yapar mısın? Tabii. Annem gelmedi mi daha? Gelmedi küçük hanım. Fitna hanım birkaç defa aradı. Gelince aramanızı söyledi. Ararım canım, sağ ol. Aman Allah'ım!
Kim yaptı bunu? Kim yaptı?